Değerli basın mensupları, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkürler. Yılın değerlendirmesini yapacağımız ama genel olarak AKP dış politikasını masaya yatıracağımız bu toplantıda bazı önemli noktalara değineceğiz. Bir defa şunu söyleyerek başlayayım. Türkiye dış politikasında aslına bakarsanız çok fazla belki vurgulanmıyor ama tarihin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bunun nedenleri var. Bir defa mali olarak kırılgan, siyaseten baskıcı, imajı kötü ve diplomatik olarak izole edilmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ve bunu kime borçlu olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Erdoğan'ın kendi iktidardaki zayıflığı, yalnızlığı, Türkiye'nin uluslararası alandaki yalıtılmışlığına ve etkisinin azalmasına yol açıyor ve yol açmaya devam ediyor. Şimdi muhalefet olarak yani bize şunu söylüyorlar, işte başka ülkeleri eleştirmiyorsunuz, Türkiye'nin sorunlu olduğu ülkeleri. Onları eleştirmenin bir sonucu yok ki. Yani bizim derdimiz Türkiye dış politikada iyi olsun. Yoksa hani Rusya'yı, Mısır'ı, Suudi Arabistan'ı, Amerika'yı sabahtan akşama eleştirsek ne olacak? Bize bunun faydası ne olacak? İktidar bizi kendisiyle beraber kendi yaptığı hatalara ortak etmeye çalışıyor. Bizim muhalefet olma imkanımızı, kapasitemizi aşındırmaya çalışıyor. Dolayısıyla da her sorunda iktidarın arkasına dizilirsek biz bu işin içinden çıkamayız. Körlemesine muhalefet de yapmak doğru değil ama her sorunda iktidarın arkasına dizilmek de doğru değil. Bana sorsanız Türkiye'de dış politikanın en önemli sorunu nedir? Bütün hepsini ayıklayıp bir tek şey söylerim. O da dış politikanın Erdoğan iktidarını ayakta tutmak için yapılıyor olması derim. Dış politikanın Erdoğan iktidarı devam etsin diye araçsallaştırılması derim. En önemli sorunumuz bu. Ve bu yıllardır böyle devam ediyor. Erdoğan zayıfladıkça, oy kaybettikçe, izole oldukça, ekonomi zayıfladıkça, sorunlar yaşadıkça bu eğilim artarak devam ediyor. Yani çıkışı dış politikada arayan bir iktidar var. Ve daha da sorunlu olan kısmı Erdoğan'ın muhatapları da bunu biliyorlar. Erdoğan'ın muhatapları da bunu anladılar. Dolayısıyla bu şu anda ciddi bir sorun yaratmaya başladı Türkiye açısından. Hangisini ele alalım? Mesela Avrupa Birliği ile ilişkilere bakalım. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biridir. Ve bu koskoca Türkiye'nin AB'ye üye olma süreci gitti. Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile sığınmacılar üzerinden yaptığı bir pazarlığa indirgendi. Yani bütün bir ülkenin, Türkiye gibi 85 milyonluk bir ülkenin geleceği, siyaseti, ekonomisi, toplumsal yapısı, her şeyini etkileyecek bir süreç. En sonunda Erdoğan iktidarda rahat edeyim, hani insan hakları konusunda, demokratikleşme konusunda çok fazla eleştiri almayayım, yani iktidarı dışarıdan da kurayım kaygısının bir aracı haline getirildi. Biz dünyada hiç olmayan bir şeyi yaşadık Avrupa Birliği ile ilişkilerde. Bir defa Suriye Savaşı'nın ağırlaşmasına katkıda bulunan ve buradan kaynaklanan sığınmacı sorununu, kendi yarattığı sığınmacı sorununu sonra da Avrupa Birliği ile pazarlık konusu yapan başka bir örnek yok dünyada. Yani dünyada sığınmacıları siyaseten araçsallaştıran liderler var. Ama onlar bu sığınmacı sorunu, kendi ülkelerinde yaşadıkları sığınmacı sorunun nedeni değiller. O sorunla karşı karşıya kaldılar. Erdoğan hem bu sorunu yarattı, sonra da kendi yarattığı sığınmacı sorununu bir pazarlık unsuru haline çevirdi. Ve Türkiye'nin bütün Avrupa Birliği ile ilişkilerini bunun üzerine kurmaya başladı. Şimdi bunu eleştirmeyeceğiz, ne yapacağız? Erdoğan'ı mı destekleyelim burada? Üyelik talebi var gibi görünse de Türkiye'yi Avrupa'dan koparmaya çalışıyor Erdoğan. Çünkü demokratikleşmeden korkuyor. Mesela Erdoğan'ın sabah gece uykusunu en çok kaçıran şeylerden biri bu olsa gerek. Demokratikleşen bir Türkiye'de Erdoğan'ın yönetmesi giderek daha zor olacak. Bunun farkında, ancak baskıyla yönetebiliyor şimdi. Avrupa Birliği genişleme eğilimleri gösteriyor. Bu gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyoruz. Ukrayna, Moldova ile müzakerelere başlayacağım diyor. Bosna Hersek ile müzakerelere başlıyor. Türkiye'nin adı anılmıyor buralarda.
Yani bu çok hazin bir tablo bazı açılardan. Dış politikada bazen gerilimi kullanıyor. Bazen işbirliğini Putin'le yaptığı gibi, Yunanistan'la yaptığı gibi gerilimi kullanıyor Erdoğan. Bu siyaset değil. Bu dış politika değil. Biz böyle öğrenmedik, böyle anlatmadık dış politikayı. Bu kadar araçsallaştırılmaz, bu kadar iktidar sevdasına kurban edilmez dış politika. Türkiye'nin tarihinde bu kadar kişiselleştirilmiş bir dış politik anlayışı hiç olmadı. Buradan bir çıkış yok. Kurumsallık bu kadar yok edilmedi dış politikada. Putin'le neyin pazarlığını yapıyor Erdoğan bilmiyoruz. Katar'la ilişkiler, Türkiye ile Katar arasında bir ilişki yok artık. Erdoğan'la Katar emiri arasında bir ilişki var. Ve bunun Türkiye'ye faydası ne, Türkiye'ye zararı ne, bunların hiçbirini bilmiyoruz. Kapalı kapılar ardında, yemek masalarında, kahvaltı masalarında hangi pazarlıklar yapıldı? Bunları hiç duymadık. Tamam her şey açık olmaz ama bu kadar da gizli olmaz ki dış politika. Dış politika Erdoğan lehine işleyen bir pazarlık sürecine indirgendi son yıllarda. Erdoğan olmasa da, AKP iktidarda olmasa da Türkiye zaten bölgesinde güçlü bir ülke. Yani 2001'de Türkiye zaten G20 ülkesi. Türkiye ordusu, Türkiye'nin silahlı kuvvetleri bu bölgenin en güçlüsüydü zaten. Dolayısıyla Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu bu objektif güç verilerini alıp kendi gücüymüş gibi dış politika yapıyor. Kendi şahsi çıkarı için kullanıyor bunların hepsini. Türkiye'nin gücünü bir şekilde kendi hesabına geçiriyor. Erdoğansız bir Türkiye zaten güçlüdür ama Türkiye'siz bir Erdoğan çok zayıftır. Erdoğan iktidardan düşse bu dostum dediği emirler vesaire hiçbiri yüzüne bakmayacak. Hiç kimse mikrofon uzatmayacak Erdoğan'a. Erdoğan ekonomiyi zayıflatarak dış politikada Türkiye'yi zayıflattı. Şimdi öyle bir Maliye Bakanı var ki bölge bölge dolaşıyor. Bir Japonya'ya gidiyor, bir Körfez'e gidiyor, bir İngiltere'ye gidiyor, bir Amerika'ya gidiyor. Uluslararası finans kuruluşlarını dolaşıyor. Arkasından Dışişleri Bakanı onu takip ediyor. Bazen önce gidiyor, bazen sonra gidiyor. Yani bu bütün dünyada görülüyor. Görülmediğini mi zannediyorlar bunun? Yani dünya basınında çıkan haberlere bakın. Yani el açan bir Türkiye görüntüsü var. Bu dış politikada kırılganlık yaratıyor. Bunu herkes görüyor tabii. Biz nasıl başka ülkeleri takip ediyorsak, izliyorsak, ekonomilerini, politikalarını, dış politikalarını, stratejik kararlarını, Türkiye'yi de takip ediyorlar. Anında takip ediyorlar hem de. Çok detaylı biliyorlar. O yüzden de bunlar çok ciddi kırılganlıklar yarattı. Dış politikada zayıflık yarattı. Bütün yabancı basında Erdoğan'ın paraya ihtiyacı olduğu yazılı. Erdoğan'dan böyle bahsediliyor. Bir başka sorun, Türkiye gibi bir ülke bölgede izole edildi. Çok yalnızlaştı bir dönem. Şimdi Erdoğan kendi bozduğunu, kendi toparlamaya çalışıyor. Ve dikkat ederseniz her ülkenin ayağına gidiyor. Körfez'e gidiyor, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayağına gidiyor, Suudi Arabistan'ın ayağına gidiyor. Putin'in ayağına gidiyor. Yunanistan'ın, Mitsotakis'in, kavga ettiği Mitsotakis'in ayağına gidiyor. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Amerika gibi bir küresel güç bile hangi bölgeye girse orada belli müttefikler edinmeye çalışıyor. Belli ittifaklar kurarak hareket ediyor. Şimdi Türkiye Doğu Akdeniz'de çok yalnız kaldı. Ve bunu mesela Erdoğan toparlamak için ödün vermek zorunda kalıyor. Oradan çekiliyor, buradan çekiliyor. Bakın başka bir noktaya da değineceğim. İlk çekildiği yerlerden bir tanesi Doğu Akdeniz'dir. Yani büyük gürültüyle gönderdiği sondaj gemilerini sessizce geri çekti. Bunu neden yaptığını biliyoruz. Avrupa Birliği baskı yaptı. Açın en son Borrell raporunu. Avrupa'nın dış ilişkilerden sorumlu komiserinin yazdığı, hazırladığı Borrell raporunu okuyun. Gayet net söylüyor. Erdoğan diyor, Türkiye buralarda, yani Doğu Akdeniz'de artık hizaya getirdik demeye getiriyor. Yani diplomatik olarak yazıyorlar bunu tabii. Yani bizim burada kullandığımız dilde söylemiyorlar. Ama daha uyumlu bir Türkiye var diyor. O yüzden pozitif şeylere değiniyoruz diyor. Şimdi bu olur mu? Şunu da söyleyeyim. Erdoğan'ın peşine takılarak siyaset yapılmaz. Türkiye'de bazı gruplar zannediyorlar ki hani kendi siyasetlerini Erdoğan üzerinden yerine getirebilirler. Erdoğan'a yansıtabilirler bunu. Bu doğru bir siyaset değil, doğru bir yaklaşım değil. Buradan bir yere varmak mümkün değildir. Erdoğan 2000'li yılların başından bu yana bir müttefik avcısıdır. Yani bakar
kiminle işbirliği yap, döneme ve duruma göre karar verir. Kiminle işbirliği yapacaksa yapar. İşi koşullar değiştiğinde, işini gördüğünde kullanır atar. Böyle siyaset yapıyor Erdoğan. O yüzden Erdoğan'ın peşine takılarak siyaset yapılmaz Türkiye'de. Çok risklidir, anlamı da yoktur, faydası da yoktur. Türkiye'de faydası olmamıştır bu tür işlerin. O yüzden de Erdoğan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını savunacak falan diye düşünenler varsa Ege'de, Doğu Akdeniz'de, şurada, burada bu konuda hayalci olmaya hiç gerek yoktur. Erdoğan Türkiye'nin dış politikasına çok zarar verdi. Çünkü Türkiye'yi otoriterleştirdi. Ve muhatapları bunu da biliyorlar. Yani şöyle bir tablo var ortada. Pazarlığı Erdoğan'la yaparsınız. Kurumlar çok zayıflamıştır. Yani itiraz az gelir. Yani oturup Erdoğan'la bir pazarlık yaptığınızda, bir uzlaşıya vardığınızda şunu bilirler. Erdoğan bunu içeriye ite kaka, baskı yaparak, kurumları atlayarak, meclisi bilgilendirmeyerek, Dışişleri, Merkez Bankası vesaire hangisiyse bunlarla uğraşmayarak halleder Erdoğan. İçerisiyle ilgilenmiyorlar. Dolayısıyla bu büyük bir avantaj sağladı. Bu aslında Türkiye'nin zayıflığı. Erdoğan'ı güçlendiren şey Türkiye'yi zayıflattı. Bizim bunları deşifre etmemiz gerekiyor. Bizim bunlar üzerine düşünmemiz ve bunlar üzerine daha fazla konuşmamız da gerekiyor aslına bakarsanız. Demokrasi dış politikada güçtür. Erdoğan bu gücümüzü elimizden aldı demokrasiyi zayıflatarak Türkiye'de. Yoksa hesap verme en ciddi noktalardan biridir. Erdoğan dış politikada hesap vermiyor. Doğru dürüst meclisi bilgilendirmiyor, kurumları bilgilendirmiyor, kurumları atlıyor. Kişiselleştirilen dış politikanın en büyük sorunlarından, yarattığı sorunlardan bir tanesi budur zaten. Batı ülkeleri de bu özelliğini anladılar, çözdüler. Bölge ülkeleri de bunu biliyorlar. Erdoğan'la pazarlık yaparsınız, gerisi rahattır, kafanız rahat olur. Ta ki Erdoğan koşulları değiştirinceye kadar. O yüzden de dikkat ederseniz biz yıllardır, yani bir sürü gözlemci, siyasetçi, gazeteci, akademisyen Erdoğan'ın dış politikasını tanımlarken hep savruluyor dediler. Çok savruluyoruz dış politikada. Bakın bir akademik geçmişi olan biri olarak şunu söyleyeyim. Türkiye ölçeğinde, Türkiye büyüklüğündeki ülkeler dış politikada bu kadar savrulamazlar. Bir dış politikaları olursa. Dikkat edin, Mısır savruluyor mu? İran savruluyor mu dış politikada? Brezilya savruluyor mu? Yani bir gün söylediğini o ülkenin lideri, aynı hükümet 2-3 ay sonra tersini söylüyor mu? Tersini yapıyor mu? Yoktur örneği. Dış politikada bu kadar savrulmanın bir tane nedeni vardır. O da dış politikanın şahsi olmasıdır. Erdoğan için yapılıyor olmasıdır. Yoksa devletin dış politikası kendini bu kadar reddederek, kendini bu kadar yanlışlayarak devam edemez zaten. Şimdi burada CHP'nin duruşuna gelirsek, Erdoğan bu kadar savrulurken bir sürü noktaya dokunur, bir sürü siyasi çizgiye denk düşer. Şimdi CHP'nin dış politika anlayışı bir Erdoğan'a endeksli değildir ve olmamalıdır. Çünkü sizin durduğunuz bir yer vardır. CHP bundan sonra bir yerde sağlam duracaktır. Erdoğan bazen savrulurken o çizgiye gelebilir. Bu Erdoğan'ın siyasi tercihlerine destek olarak da görülemez. Erdoğan bugün bu çizgiye gelir, sonra tekrar ayrılır. Mitsotakis ise sen benim için öldün der, sonra Atina bildirisini yayınlar. 6 ay sonra Erdoğan kavga da edebilir. Ne yapacağız? Erdoğan'ın peşinde mi koşacağız? Erdoğan Netanyahu katil der, 6 ay sonra seneye görüşebilir. O yüzden de dış politikayı, herhangi bir siyaseti, iç politikayı da Erdoğan'ı endeksleyerek devam ettirmenin imkanı yoktur. Bu kadar oynak bir dış politika olmaz. Bu kadar şahsileşmiş bir dış politikanın arkasında zaten durulamaz. Dolayısıyla da Erdoğan izlediği hiçbir politika samimi ve sahici değildir. O anki koşullar gereğince Erdoğan ona ihtiyaç duymuştur. İhtiyaç temelli bir dış politikadır bu. O anki kurduğu ittifaklar onu gerektirdiği için öyle yapmıştır Erdoğan. Yoksa dış politikanın herhangi bir çizgisi, vizyonu, kavramı da yoktur. Tek söyleyebildiği şey işte efendim 360 derece. 360 derece olmayan dış politika yok zaten. Ne yapacaksınız? Bu komşuyla ilgilenmeyecek misiniz? Ermenistan'la, Azerbaycan'la ilgilenmeyecek misiniz? Yunanistan'la ilgilenmeyecek misiniz? Suriye'yle ilgilenmeyecek misiniz? Ukrayna'yla ilgilenmeyecek misiniz? Tabii ki 360 derece. Ne yapacaksınız? Yani 50 derece dış politika olur mu zaten? Efendim dışişleri sayfasına bakıyorsunuz. İnsani dış politika. İnsani dış politika dediğiniz şey sığınmacılar üzerinden dış politika uygulamak oldu.
İnsanlıktan anladığınız herhalde buydu. Dolayısıyla dış politikada Erdoğan'ın peşine takılmak diye bir şey yok. CHP'nin durduğu yer var ve bu bir tür saray, hatta kişisel dış politika, Türkiye'nin çıkarına değil, Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamadı şimdiye kadar. Şimdi dış politika demişken tabii çok Erdoğan vurgusu yaptık ama bir de Dışişleri Bakanı var. Hakan Fidan. Biraz düşük profilli bir Dışişleri Bakanı oldu. En büyük sınaması tabii ki Gazze krizi. Bir eylem grubu kuruldu. İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ve Arap Birliği'nin çerçevesinde. Hiçbir sonucu yok. Sayın Hakan Fidan demiş ki, Blinken ile, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ile açık konuştum. Ateşkes istedim diyor. Ben de istedim. Değil mi? Gölge bakan olarak ateşkes istedim. Aramızda çok bir fark kalmadı. Yani koskoca Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Blinken'a ateşkes istedim demiş. Somut hiçbir şey yok. Yani Erdoğan iktidarının ve Hakan Fidan'ın yaptığı temaslar bir sürü ülke Oslo'ya gidiyor. Ülke ülke dolaşıyor. Hiçbir sonuç alınamadı. Bir gram faydası olmadı. Bu kadar etkisiz bir dış politika ben hiç görmedim. Öyle ki tutmuş, biz garantör olacağız dedi. İnanamadım. Yani çatışma sürüyor. İsrail her gün bombalıyor. Yaptığı hiçbir anlamlı, somut, katkı sağlayan bir dış politika hamlesi yok. Biz garantör olacağız diyor. Hiçbir altyapısı hazırlanmamış, hiç kimseyle konuşulmamış. Bir tane ülke cevap vermedi neredeyse. Bu kadar havada kalan, bu kadar boşta kalan bir öneri, bu kadar ciddi bir öneri. Yani seni kim, Erdoğan'ı şöyle söyleyeyim. Hangi Türk, dünyanın hangi coğrafyasında, hangi ülke, hangi toplum Erdoğan kadar bir söylediğini ertesi gün reddeden, kendini reddeden, siyaseten, ideolojik olarak, stratejik olarak reddeden bir lideri garantör olarak görsün. Erdoğan'ın yönettiği bir Türkiye'yi kim garantör olarak görmek ister ki? O yüzden bu Türkiye, yani Filistin'e garantör olsun sözü, yani son yıllarda yapılmış en büyük diplomatik gaftır. Erdoğan Türkiye'nin gücünü kullanıyor demiştim. Bütün Erdoğan dış politikası Türkiye'ye faydasız bir dış politika oldu. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye buna layık değil. Türkiye bundan daha fazlası, Türkiye bundan çok daha iyisini yapabilecek konumda bir ülke, güçte ve kapasitede bir ülke. Bu kapasite harcanıyor maalesef. CHP dış politikada bundan sonra daha da etkili olacak. Şimdiye kadar hep eleştiriyle yetindik. Bundan sonra daha aktif, daha görünür, daha ön alıcı bir dış politika anlayışına sahip olacak CHP. Ben yıllardır uluslararası toplantılarda, görüşmelerde hep şunu duydum. Peki CHP bu konuda ne diyor? Peki CHP neyi farklı yapacaktı ki? Yani yabancılar bize bunu söyledi. Yani siz iktidar olsaydınız orada ne olacaktı? Biz sizin bu konudaki politikanızı hiç bilmiyoruz. Hep bunları duyduk. Burayı hep AKP'ye bıraktınız. Burayı hep AKP'liler geliyor. Hep onlar konuşuyor. Hep onlar anlatıyor. Hep bunları söylediler bize. Yani bana değil, bir süre bunları hep konuşuruz biz meslektaşlarımızla, gazetecilerle de, akademisyenlerle de. Öyle olmayacak. Yani AKP'nin olduğu her yerde CHP olacak. CHP'nin ne yapacağını, neyi farklı yapacağını iyi bilecekler, iyi öğrenecekler. Dış politika Erdoğan'ın öyle çok rahatça top koşturduğu, burası benim alanım, burayı ancak ben dizayn ederim, ben kontrol ederim, benim izin verdiğim kadar burada olursunuz dediği bir alan olmaktan çıkacak. Türkiye'nin, Erdoğan bu hissi yaratıyor hep gittiği yerlerde, Türkiye'nin
Erdoğan'dan ibaret olmadığını gösterecek. Bakın son 1,5 ayda Genel Başkanımız da bu konuda çok aktif bir tutum aldı. Son 1,5 ayda ilk kez bir CHP Genel Başkanı görevdeki bir Alman Başbakanı ile görüştü. İlk kez bir CHP Genel Başkanı bir başka ülkedeki Sosyal Demokrat Parti'nin kongresinde kendi dilinde konuştu. Göreve geldikten bu yana 2 cumhurbaşkanı, 4 başbakan, 4 Sosyal Demokrat Parti lideri, 1 eski cumhurbaşkanı, 1 eski başbakan, 1 meclis başkanı ile görüşme yaptı. Bu çok hızlı bir girişti dış politikaya. Yerel seçimlerden sonra bu tempo aynen devam edecek. CHP dış politikada daha fazla var olacak. Kendini daha fazla gösterecek. Dış politikada alternatif olduğunu gösterecek. Erdoğan'ın dış politika benden sorulur, muhalefet dış politikadan anlamaz iddiasını çürütecek. Hepinize çok teşekkürler.